Evet arkadaşlar, Kaldiyalı Işık Simülatör'de yeni bölümde karşınızdayız. Ben gerçi kayda girmeden önce biraz oynadım ama şimdi şöyle bir devam diyelim arkadaşlar. Siz de göreceksiniz, garajın önü bomboş, Allah'ın kulu yok. Ne yapacağız? Araba almamız lazım ama önce bir aç karnımızı bir doyurak. Cilasetimiz yokmuş burada, onu da alalım. Bir dost yiyek. Üstüne bir de çay çek. Oh. Yalnız bu çay yetmedi, bir çay daha içecek. Ver oğlum. Oh. Sen yine yap. Ben gideyim abi artık. Biraz para kastım arkadaşlar. Artık pahalı arabalar alıyorum. Bakın çok pahalı arabalar var oyunda, onları değil. Pahalı arabalar. Pahalı arabalar nasıl pahalı arabalar? Mesela Ege'yi almıyorum artık. Hani alırım Ege'ye ama nasıl Ege'ye alırım biliyor musunuz? Şöyle Ege'ye alırım, bakın basarım. Şurası %99 falan olacak. Ve kazası vuru kırı olmayacak, yani sıfır gibi araba olacak, Ege'ye alayım. Onun dışında genel anlamda pahalı araçlar alacağız. Şimdi şöyle gelelim. Yani bakacağız ne var ne yok. Şurada bir Merso var. Bir bakalım Merso'ya. Merso'cum ne haber? Tavandan vuruk. Allah cezanı verecek. Yok abi bunun tavanı gidik. Bunu geç. Ya o %99 753.000 olabilir. Olabilir. Ama 753.000 çok buna. Ben buna 733.000 veririm. Ama önce 730.000 deneyeceğim. Aa verdi la. At bunu park yerine. Tamam buradan bir tane çıktı. Yapacak bir şey yok. Şimdi 3 milyon paramız var. Adam akıllı araba doldurmaya çalışıyoruz. Bu noktada da 8 park yerimiz var. Mümkün olduğunca çok almaya çalışacağız. Hani 8 park yeri, günde 3 araba satsak 3-6-9-3 günde satarız hepsini ama hani en kötü 6 tane bir araba koyalım diyorum ben. 6 veya 7. Otopazarına bir gidelim. Burada, bu ne lan? Ana otopazarı boş. Aha Merso. Küçük bir hasarı var ama 99 abi Merso alacağız. 977.000 demişsin. Hmm. 965'e verir mi acaba? Deneyelim mi? 965.000. Aa verdi. Hop aldık bunu. Merso'yu koyduk. Burada da var Merso. Burada var Audi. Hadi be. Bunun motoru düşükmüş kardeş. Bunun da vuruğu çok. Bu olmaz. Bu ne la? Bu Clio mu? Geç bunu, bu olmaz. Aha kedi var burada, dur. Hadi ya. Şurada Jeep var bir tane, dur. Jeep iyidir. Motor durumu %80 olmasaydı tabii. Bu ne? %82 bu da olmaz. Merso 83 olmaz. Benim kulvarıma yakışır. Başka araç yok mu lan burada? Çok basit araçlar bunlar ama bunları istemiyorum ya. Maalesef gün atlatacağız gençler. Cillop gibi Ege'ye bulursam tüm arabaları bir elden geçirelim ya. Şimdi bak. Zaten bu %95, bunu almaya gerek yok. Satmaz zaten. Şimdi bu Volkswagen %92, bu da olmaz. Şurada bir tane Linea var abi, üstüne gidip mıncıklamadığı. Onun da kaputtan yemişi var. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? İşe gidiyoruz. Sonra tıklıyoruz, eve gidip geliyoruz. Çerçöp, Warmidur,
Ver oğlum şunu. At çocuğum şunu. Beklemeden araç pazarı yol kenarına gidiyoruz abi. Hala daha 1,5 milyona yakın paramız var bizim. Şurada bir Passat gördüm. Ne yazık ki zayıf bir Passat'mış. Dönüyürük, dönüyürük, dönüyürük. Karşıda ne var bakmadım, uzaktan baksaydım. Neyse geçtik artık. Ulan oğlum keşke baksaydım lan, karşıda araba yok. Hayır, piyasada araba bulamıyoruz abi. Bunu ne yapacağız? Araba bulmayı zorlaştırmışlar abi. Yani düzeltmeler yapmışlar. Araba bulmak eskisi kadar kolay değil ne yazık ki. Otopazarına gidiyoruz. Kafayı çevirdik. Şurada bir cip gördüm. Ne bu? %80 bir kere onu geçtik. Bu kadar vurukla %1 milyon olsan almam. Şurada Merso gördüm. Arkadan bir vuruğun var ama Merso'sun sen ya. 973 diyor. Ne diyelim buna? 960 desem verir. 955 dersem de verir mi? Park yeri 3. Güzel. 400 kaldı. Şöyle cillop gibi bir şey bulursam bu 400'e alınabilecek. %90 bu lineye bir dursun. Ne olur ne olmaz. Bu ne? Ananı avradını, bu ne la? Bu Merso zaten, bunu zaten alamayız. Şu Clio mu bu? Yani Clio artık bizim dükkana uymaz abi. Şu uysaydı iyiydi ama yani şu iyi, %90. Yani satabilir miyim? Ya da hiç bulaşma ya. Kafa arabalar almışsın zaten. Koy gitsin anasını satayım. Dön iş yerine. Bir dükkana, karşı tarafa bir gidelim. Bir dost yiyek. Sen yine yapmaya devam et. Bir plakalama yapalım şimdi şu araçlara. Kaç arabamız var? 3 arabamız var. Güzel. Yani Merso var, Toyota var. Pahalı arabalar var abi. Bunun ön plakasını takmıştım ben değil mi ya? Kafa gitti. Güzel, 3 araba denk getirdik. Bir temizle şunları. Şimdi bu arkadaşı kaç paraya aldın? 730 bin aldın. 850. Koy 850'den abi. Bokun gen fiyatlar isteme abi yani. 965'ten almışız. 1.100.000'den koy. ...955'ten almışız. Bunu da 1.100.000'den koy. Evet, 1.100.000'den koyduk bunları kardeşim. Bir açalım dükkanı da, akşama kadar ne giderse. Yani. 3 tane alıyoruz ama büyük arabalar alıyoruz arkadaşlar. Yani kafalar, baksana 2 tane Mercedes var orada, 1 tane Toyota var. Yani biz satalım bakalım şu üçünü. İkisini de satsak olur. Sonra yine Merso, Audi falan bakacağım.
illaki araba satılır yani, aldık diye zararına satmak zorunda değiliz. Bu arabalar artık büyük arabalar, büyük. Mesela Renault Megane'ın var, temizleri çıkıyor bazen. Egea'nın temizi %99 ve vuruksuz. Artık gerçekten süper temiz arabalarla uğraşacağım. O zaman zaten satışlar da artacak. Her şey yollu yolunda olacak. Müşteri bekliyoruz. İnşallah gelir. Hiç değilse bir dene araba satsaydık. Ama yani akşama kadar en azından bir tanesini satalım şunun ya. Ki Mercedes değil de Toyota gitse çok sevinirim yani. Hadi. Müşteri. Bir de artık pahalı iş yapacağız. Pastacılayı da açalım abi. Oradan da sürekli dükkanın saygı durumunu yukarı çeksin. Hadi bakalım. Cila setini aldım mı lan? Aldım. Yani dükkanın saygısını yukarı çekmeye çalışıyoruz. Saat de oldu bayağı, bir araç gelmiyor. Niye gelmiyor abi? Algoritması mı bozuldu bunun? Ne oldu lan bu oyuna? Dükkan açık. Evet, Cina'ya bir araba geldi. Biz boş durmayalım abi. Bir çay verelim sana abi. Gelen giden yok. Biz biraz böyle cilayla falan oyalanırken illaki bir tane müşteri gelir ya. Sattık. Aha müşteri geldi. Bu var ya, Mersu alacak ya. İyi. Al haydi, hayrını gör al. Yani dükkanı işletmek zor. Şuradaki şeylerin hepsini açsam yetişemiyorum. Ama pahalı araçlar. Aha bir müşteri daha geldi şu an. Abi sana da ben bir çay vereyim. Mersolar kesin gidecek. Bak Mercedesler gidiyor abi. Tamam, 1.100.000 demiştim ama. Düşük karla gidecek ama yapacak bir şey yok, hadi. Hadi gitsin hadi. Müşteri memnuniyeti maksat. Yoksa vermem de neyse hadi. Toyota gidiyor, Toyota gidiyor. Buyur abim. Yapıştır. Evet, Toyota da gitti. Günü bitirmeyelim bari. Bir tane daha cila arabası gelir, olsun. Geleni de yapalım, ayıp olmasın.
tane 3,5 milyona yakın paramız var ama işte dediğim gibi Mercedes, Audi falan artık takılmak lazım. Passat, işte kedi, işte jipler, kaşkaylar falan, o tip arabalarla takılmak lazım. Onların çok temizleriyle takılmak lazım. Yani bak adam gibi 3 tane araba koyduk, şıkır şıkır gittiler. Hadi. Evet, hadi bakalım. Sil sil sil. Pastacıra işini yapalım hemen. Güzel. Susadım Çeşme'ye varmaz olaydım kardeş. 57-58 daha araba gelmesin abi. Kapat. Bakalım abi. Evet, eve gideceğiz. Otopazarlarına gidemiyoruz. Şu lüks arabalara gidip bakayım mı? Hiç gitmedim biliyor musun? Herhalde 8-10 milyondan açıyordur kapıyı. 14 milyon mu? Ebe'nin 7 milyon. Yuh. 12. 4 milyon. ...4 milyon 700... ...3 750... Motor 92, 3750. 3350'ye verir misin abi? Yani 4 milyondan aşağı bu dükkana girmemek lazım, onu anladım. İşe git. Gel buraya, eve git. Evet, oyunda 100 günü tamamladık arkadaşlar ve bir kadınla mı tanıştım? Yapma ya. Bak bu işin sonu kötü olacak işte. Bir kadınla tanıştıysak durum boka saracak demektir. Bir de dolandırır o karı bizi şimdi. Oyalanma hocam. Hemen Anaç Pazarı yol kenarına gidelim. Belki Passat'tır. Kaşkay'dır. Mercedes'tir, bir şeydir, bir şeyler bulur oraya. Bunların çok böyle abartı temiz olanlarını bulabilirsem olabilir. Şu Passat temiz olsun isterdim mesela. Ama olmuyor. Aa, siktir ya. Abi 100. günün şerefine oyun bize doğru düzgün araba vermiyor. Çok güzel. Aha Merso. Hadi ya. Abi Toyota Moyota var zaten, geç. Otopazarına gidelim. Merso, Audi, Volkswagen. Yani pahalı aletler alacağız abi. Akoto pazarına. Çok temiz olsan alırım seni ama değilsin. Volkswagen, bu da değil temiz. Yani. Abi ya. Abi temiz araç yok. Güzel. Lan bunu 950'ye verir mi bu?
kıl kuyruk. Yapacak bir şey yok. 1 milyon liraya bayıldık arabaya. Hadi bismillah. Şurada bir Merso var. Tamam dursun, %92 bu Merso. Bu iyi bilmem kaç mı? Bunu da siktir et bunu. Bunu da geç. Toyota, Renault. i20. Bu da Polo. Ölü Polo. Bu da ölü. Bu zaten rahmetli ayrım. Aa, Jeep. Hadi be. Bunları almayacağım abi. Segment yukarıda. Çok vuruğu var. Kapısı çizik %91. Bir Merso daha vardı lan. Oğlum bir tane daha vardı lan şu Merso'lardan. Şu muydu o? Ha, %92 diyor. Ya buna çok kar koyamam ki ben. Hiç girme hocam, hiç girme. Gidelim gün atlatalım biz, tekrar gezelim. Gün 101, aha yine fatura geldi, hay ananı. Bir şeyler yiyelim, yine pazarları gezelim. Bir şeyler yiyelim, sonra pazarları gezelim abi. Pazarları gezmemiz lazım. Kalite çalışacağız abi. Paramız olacak, huzurumuz olacak. Hadi gidelim. Şu çöpü dağıtalım. Şöyle bir yol kenarına, karşıya bir bak. Volkswagen var, şurada Merso var. Megane var, güzel. Segment yüksek, iki tane araba var. Bir tane şurada Jeep var, ona bakalım. Olmaz bundan bir halt. Yüksek araba lazım abi bana. Mercedes. Temiz %95, güzel. Vuruğu kırığı yok, 782 bin diyor. 750'ye veriyorum abla. Aa, verdi la. Bunu al. Oo, %93, bak vuruğu kırığı yok, tertemiz. 753 demiş. ...730. Hadi ya. Tamam, 740. Kala kala cebimizde 700 mü kaldı abi? Bir gidelim otopazarına. 780'e bir şey düşer düşmez belli olmaz. Yani Jeep, belki Jeep düşer. Biz yine gidelim otopazarına bakalım. Megane düşebilir.
Düşmesen de olurmuş yani. Vuruğu var bunu, bunu geç. Yine hiç bakma, buna bakma, paran yetmez. 89. Şuna bak. Yani belki şuna bir bakalım. Çok istiyorum be reis. Kayışı kaçırıyorsun sen de ha. Bak al, Mercedes düşürdük bak, %94. Buruk ruk 756 demiş. Ben bunu 730'a bağlarım, o kırmızı kalsın orada. Başka şu ne? 980 mi? Çüş. Jeep buruk kırıktı zaten. Bu neydi lan bu? Bundan 730, onu geç. Tamam, şu Mercedes iyi. Kaç para? 756'dan koymuşsun. Bak ben sana bunun için kardeş 740 teklif ediyorum. Benim kafamı bozma. Ver şu aleti. 4 arabam oldu, 3 arabam oldu bilmiyorum. Aldım gitti. 40 binimiz dursun. Hadi işe gidelim. Geldik. Hemen plaka takalım abi. 4 tane arabamız var. Cillop. Renault var ama Megane. Yani markasından ziyade segmente bakacaksın abi. Şu an 740. 850'den mi vereyim? 110 yapar. ...120 koyalım mı? 860. Mercedes'e 860 dedik. Hatchback Mercedes'e. Bir tane daha hatchback Mercedes'imiz var hocam. Aynı parayı vereceğiz. Bak buna 860 dersem daha az kâr ederim. Buna 800. ...70 diyeceğiz. Renault'muz var. ...740'dan almışız. Buna şimdi Mercedes fiyatı verilmez. Dolayısıyla buna biz bir 850 diyeceğiz. Hani öyle bir skala kuralım, aslında alakası yok da. 1 milyonu almışız. 150. Tamam. 13.26. Şimdi abi günü sıfırdan başlat. Atla bir sonraki güne. Çöp var mıydı? Vardır. Hop gel 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 gel. Uç 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 uç. Hemen aç şunu. Her şeyi kapattık. Şimdi 4 arabamız var. Dükkanı açıyoruz abi. Bir de sadece pastacılık kısmını açıyoruz ve gidelim çayımızı içelim, tostumuzu yiyelim. Bir tost yiyelim abi. Sen yenisini yaparken ben bir çay içip yanına bir çay daha koyarım. Hadi bakalım, sabah 10.30 dükkanı açtık. 4 tane CDE segmentlerdeki araçlarla kardeşim. Bizim dükkanda ucuz alet yok artık. Gerçekte de bir çay içmek lazım. Dükkanı açtım, işimin başındayım. Aha. Abimize bir çay ısmarlayalım.
Sana cila süreceğim ama önce şuradan ben bir araba satıvereyim. ...851 verdiğine göre... ...hadi lan 870'li aldı, vay şerefsiz. Neyse. Biz yine kar ettik abi. Vallahi satıyoruz ha. Mercedes 200 gönder. 1 milyon 46 az kâr ettik, yapacak bir şey yok. 46 kâr ettik de işte kâr ettik. Yani benim verdiğim fiyatın ortalama... Ben 1 milyon 150 yazdım, adam 1.46 verdi. Şimdi baktığın zaman... Pazarlıkta düşürdüğün fiyat daha önemli, onu fark ettim. Yani 100 bin aşağı çekti fiyatı ayoğlu ayı. Ben o zaman ben de ne yapacağım? Kar koyarken üstüne 200 bin, 150 bin kar en az koyuyorum. 200 kar koyarım ben de, ne yapayım? Evet, çayımızı verelim abimize. Şöyle güzelce cilamızı atalım biz. Bu arada müşteri gelir. Var mı gelen giden yok mu ya? Neyse 4'te 2 satış yaptık daha öğlen. 3 tane mi, 4 tane mi satarız belli olmaz bu iş yani. Nasip, kısmet, şans, her şey. Gelmedi mi? Bu parmağımdaki ağrı geçmiyor ya. Aha araç geldi. Pastacılar çalışıyor da araba satışı çalışmıyor. Pastacılığa yapıyoruz abi, yani zaman geçiriyorum en azından arabalarım satılana kadar. Bir cila seti alalım. Hala mı yok ya? Ben üçüncüyü de satarım diye bekliyordum. Bir de otopazarı gezmek istemiyorum. 2 milyon liraya yakın param var abi. Alıcısından gel, satmak için alalım. Ne diyor? Masrafsız az yakan çok kaçan. Hmm. 2000 Volkswagen diyor.
169, 1280'e BMW. Bir dakika. Şimdi o 1280 isteyen ayı. Tam aracı çağıralım. Gün atladığımız zaman gelsin. Benim anlamadığım, normalde 3 araba satarken ben şimdi niye satamıyorum? Güzel de yani şu Mercedes'lerden birini sataydık iyiydi ya. Neyse. Her şey nasip kısmet abi, yapacak bir şey yok. Hay ben senin yapacağın iş. Aha geldi müşteri. Renault mu Merso mu? Merso gitti. Malzeme bitti, malzeme alalım. Yani cila gelirse gelir, bu Renault kaldı burada. Şurada bir şeyler yiyelim abi yine. Bir çay demleyelim kendimize. Yani belki cila gelir de. Yani Renault müşteri gelmeyecek, o belli. Cila geldi. Abimize çayını ikram edelim. Yani müşteri gelmeyecek diyor. Gün atlatacağız. Eve git. Şu arabamı bir temizleyeyim abi.
Yani pasta cilamız var. Allah'tan da pasta cila yaparız. Belki Renault'a da bir müşteri gelir. Tekrar gün atlattığımda şey gelecek, araba gelecek. Yani 1 milyon 200 falan ayırmam lazım ki BMW temiz çıkabilir. Bence temiz çıkacak o BMW de neyse. Evet, şöyle baktık. At cilayı. Cila için malzememizi alalım. Evet, Renault'un da müşterisi geldi hocam. Gitti. Şimdi bütün gün pasta cilayı adam beklemeyelim abi. 3 milyon 600 küsür paramız var. Direkt standart oto pazarına gideceğim. Bak Mercedes. Olmadı. Olmadı. Vuruk. Şansıma sıçayım. Aha Audi var lan. Abi bunlar da vuruk ya. Volkswagen, Mercedes, hayır. Bir de sana bakalım, ha, %93 al. Ya abi şimdi bunu alayım diyeceğim de satması zor ya. Hadi alalım. %84 diyor. 684. Başka da alınacak araba yok burada zaten benim tarafımda. Bir tane i30 tarzı bir araba var burada. Bu i30 mu? i30 da bunların zaten şeyleri düşük. Ben yüksek araba bakıyorum ama işte. Yol kenarına gideyim. Orada da sanmıyorum çıkacağını ama. Aynı Renault'dan var. Al %99 ama kırığı vuruğu çok. Anasını satayım. Kısmet abi. %91. 843 diyorsun abi değil mi? Sen 843 diyorsun, ben 825 diyorum. Veriyor mu? Yani bir Renault aldık. Bir Jeep aldık. %89 almam bunu. Güzel, %98. 693 istiyorsun. (Gülüyor)
693 istiyorsun da ben sana ne teklif edeyim? 670. Bunlar Peugeot zaten. Arkada bir de Toyota var. Toyota sağlam mı? Segment olarak yüksek bir... Ooo %96, 720. %700.000 sevdin, ben de sevdim. Demek ki dördüncü park gerisi. O zaman ben bir dükkana giderim. Zaten BMW'yi alamayacağız, para yetmiyor. BMW'yi bekleteceğiz orada anasını satayım. Ya da şöyle bir çamur yapacağız. Hemen tık tık. Tık tık. Hop hop. Yani araba 700.000 aldığımız fiyat. %96, 875. Çok da düşürtmeyelim it oğlu ite. ...670, 750. ...825'i almışım. 950. Hay ebeni. Abi niye olmuyor ya? Üf, yemin ediyorum var ya. 670 bu da 750 olmaz. Buna 800. Dükkanı açıp bir tane araba satabilirsem bir saat içinde, ki çok zor. Açtım. Bunlardan biri satılsa BMW'yi alırız gelince zabağının. İyi müşteri geldi. ...780'ler Renault Megane. Bu Megane H. Bu kadın düz Megane diyor. Kaç veriyor? 784 mü? İyi tamam, al abla. Al ayrını gör. Yani bence başka müşteri gelmez. Yani günde normalde 3 müşteri yolluyor ama günün çoğunu araba bakarak geçirdiğimiz için 3 müşteri gelmeyecek. Yani bir tane geldiğine şükrediyorum ben. Şimdi BMW alacağız. Zaten cepte para kalmayacak. Aslında ben niye bekliyorum ki? Zaten müşteri gelmez. Atlat abi.
Arabanın motor durumuna bak, %89 diyor. Geri gönder. Evet, 3 tane arabamız var arkadaşlar. Bölümü sonlandırmadan şu elimizdeki parayla bir araba daha alalım mı? Yeni bölümde 4 arabayla başlarız. Mesela Megane. Ama olmaz bu Megane, bu olmaz. Bunu geç, bunu siktir et. Şurada da var Megane H. Ölü bir Megane H ama. Sembolü geç. Bunu da geç. Bu Toyota. Şurada Jeep var bir tane abi. %91 ama tampon vuruk. Mercedes mi lan bu? Mercedes ama tırt bir Mercedes. Bu i30 mu? %99 mu? Abi 872 bin diyorsun. Ver lan şunu 850'ye. Bir numaraya koy bunu. Burada Toyota var. Bizde bir tane Toyota zaten var diye biliyorum. %86. 86. Yol kenarına gidip bakacağım. Ondan sonra bölümü bitiririz ama. Şuna baktım mı? Buna bakmamışım galiba. Bu da zaten mod. Mod. Yol kenarına bir bakalım abi, ne var ne yok. Şurada bir Megane var, hiç sanmıyorum. %88 de zaten, şansıma tüküreyim. Karşıda var mı bir şey? Şurada Polo gibi bir şey var. Sembol var, Peugeot var. Hiç bakmadan geç. İşe git. Şu arabayı satışa hazırlayalım abi. Temiz bir i30 denk getirdik. Aldık biz bu arabayı değil mi? Bir milyon. Çakarım. Sonra bir uyu uyan acı. Çöp. Hayır, çöpün yanına gelmiş. Şimdi ben bir gideyim. Hemen. Tostunu ye. Çayını iç. Beklemeyeceğim o çayı. Ben gideceğim hemen yol kenarında araba var mı diye bakacağım. Arkada bir tane Ege var. Bakalım abi, temizlik durumuna bakalım. Hurt. Megane. Çok kazalı bu abi. Bu ne ya? Alıcısından getirttiriyorum, her seferinde %80 çıkıyor ya. Merso'ya bak, oh. 746 bin diyor Merso'ya, tamam. Ama benim 695'im var. Şurada Polo var değil mi? Volkswagen değil mi lan o? Sonuçta Volkswagen. Ama 81 işte. Vallahi abla, ben sana bu araba için ancak elimdeki paranın hepsini, 695, 760. Aa, verdi lan. Oğlum. Sıfır lira. 5 kuruş param kalmadı. Param yok ki, araç pazarına gidip ne yapacağım? Oh. Oh.
Hayda. Param olmadığı için plakamı takamıyorum. Şaka mı bu? Aa. Lan param yok diye plaka takamıyorum. Şaka mı bu? Ya da baga girdi deminki gibi. Ben bunu 695 küsür aldım. Tabi arkadaş 700 küsür istiyordu da. Bu Mercedes abi. Bu alet Mercedes. Yani 870'i hiç bozmadan çak gitsin yani. Ha, alırken çok ucuz aldık aleti ya. Hop dedik. Bir tost dedik. Bir çay içtik. Bir çay daha içelim. Yapsın çayını. Baba faturaları ödeyemeyeceğimiz için şu anda faturaları falan ödemem gerekiyor. Arabalar var. Param sıfır. Lanet olsun. Berbat haldeyim. Bölümü burada sonlandırıyorum canım arkadaşlarım. Sizi çok seviyorum. Yine ben bir saat olmuşum. Her zamanki gibi. Videoları beğeniyoruz. Beğeniyoruz arkadaşlar. Beğeniyorsanız değil, beğenin artık. Kanala abone oluyorsunuz. İnşallah. Rica ediyorum. Artık rica etmekten yoruldum. Evdeki yapacağım. Bir de yorum yapın ya. Car Dealership Simülatörü'de salı günleri biz paylaşmaya devam edeceğiz. Bilginiz olsun değerli arkadaşlar. Bölümü burada kapatıyoruz. Bir sonraki bölümde bu dar boğazdan çıkabilecek miyiz? Hep birlikte onu izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Cümleten Allah'a emanet.